kıymetli konuklarımız, Yüksek İhtisas Üniversitesi Bağımlılık ve Mücadele Çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Hayat Hakkımız Mücadele Gücümüz Kadardır, Hayat Boşluk Kabul Edilmez konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Program akışımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, müzik dinletisi, panel sunumları ve teşekkür belgelerinin takdimi. Değerli misafirlerimiz, panelimize geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve tüm aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Akademisyenlerimizi konuşmalarını yapmak üzere panel masamıza davet edeceğiz. Panelistlerimizden Profesör Doktor Sayın Tuncay Dilci'yi masamıza davet ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Tuncay Dilci, lisans eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora eğitimini Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde eğitim veren Profesör Doktor Sayın Dilci, akademik faaliyetlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Uzmanlık alanları çocuklarda davranış bozukluğu ve dijital bağımlılıktır. Son 15 yıl içerisinde yaklaşık 450 bin aileye ve eğitimciye alanıyla ilgili konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar vermiştir. Aynı zamanda yazar olan Profesör Doktor Sayın Dilci'nin Dijital Diyet Zamanı, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Rehberi, Sağlıklı Dijitalleşme, Duyguların Yönetimi gibi 17 adet kitabı bulunmaktadır. Profesör Doktor Tuncay Dilci'nin dünyada ilk olan patentli dijital analiz adında yapay zeka temelli bilinçaltında dijital bağımlılık ölçer ve EK elektronik kişilik analizi sistemleri bulunmaktadır. Profesör Doktor Sayın Dilci, DİBAMDER, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği kurucusu ve genel başkanı, TÜZDEV Türkiye Üstün Zekalılar Derneği Danışma Kurulu üyesi ve HEGEM Türkiye Şiddetle Mücadele Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Şimdi de ben hep onu deli bir adam olarak tanımlıyorum. Profesör Doktor Tuncay Dilci anlatımıyla, vurgusuyla değişik bilgiler verecek. Seveceğinizi umuyorum. Buyurun hocam. Sayın Valime, Sayın Rektörüme ve burada hazırında bulunan Sayın Rektörüm ve Hakimime, değerli konuklarıma ve sevgili öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Salonu biraz aydınlatabilir miyiz? Şu ışıkları biraz kısarak. Benim sunum yok. O anlamda sunumla ilgili bir sıkıntımız yok. Çünkü katılımcılar biraz daha net görmek adına. Değerli
arkadaşlar, bugün burada dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı adına buradayız. Teknoloji bağımlılığını çok kavramı kullanmayı istemiyorum. Dijital bağımlılık, ekran yüzü bağımlılığı daha oturuyor sanki. Çünkü buzdolabı, araba hepsi teknoloji ürünü ama bunların bağımlılığı var demiyoruz. Çamaşır makinesine bağımlıyım diyebiliyor muyuz? Hayır. Evet, şimdi şöyle bir soruyla başlayacağım. Kimin telefonu yok? Telefonu olmayan kimse var mı? Yok. Herkesin telefonu var değil mi? Peki, bu neyi ifade ediyor değerli arkadaşlar? Biz bir çağa girdik. Dijitalizm çağı. Adına dijitalizm çağı diyebileceğimiz bir çağ. Bu çağa hazırlıksız yakalandık. Başta Sayın Valim dedi biraz önce. Biz sosyolojik değişimleri maalesef planlı yapamadık. Köylü olarak şehre göçtük vesaire. İşte dijital çağa da aslında biz hazırlıksız yakalandık. Biz değil, dünya insanlığı hazırlıksız yakalandı. Hızlı bir gelişme. Ve burada sosyo, kültürel, ekonomik, psikolojik, ruhsal birçok yönden etkilendiğimiz bir saha. Yıllık gayri safi milli hasıladaki bizim cari açığımızın 8 milyar doları bu telefon değiştirme hevesimizden dolayı oluyor. Değerli katılımcılar, biz doğu toplumuyuz. Doğu toplumu olduğumuz için duygusalız, sarmal düşünüyoruz. Yani mantıkla, biraz mantık, biraz duygusal bir arada olsun istiyoruz. Aslında bu durum nesnelere karşı da bir bağlılık oluşturuyor. Bakın, bağımlılık değil, bağlılık. Telefonu alıyoruz, kılıfını alıyoruz, en kalitesinden düşerse kırılır vesaire. Ona öyle bir anlam yüklüyoruz ki bu anlamla beraber o bizim bir uzvumuz, bir parçamız oluyor. Ama maalesef ben şu anda Uluslararası Bilim Kurulu'ndayım. Bu LGBT olayı vesaire, onlarla ilgili de çalışıyoruz. Dijital mecralardaki subliminal verilen mesajlarla, zihinsel işgal ve kodlamalarla davranışlarımız yönlendirilebiliyor. Birçok çocuk intihar etti ve yetişkinlerde başka sorunlar var. Geliniz bunu pratize etmek adına, hani bir nasihattan bir musibet iyidir derler ya, dijital nesnelerin masum olmadığını fakat hayatımızda artık bir arkadaş, bir eş, bir dost, kullandığımız bir nesne olarak, onun öznesi olarak hayatımızı sürdürmek zorundayız. Nasıl ki trafikte araç kullanıyoruz değil mi? Trafikteki aracı kullanırken dikkatsiz davranırsak, ehliyetsiz kullanırsak bize nasıl zarar verebiliyor? Geçenlerde bir arkadaşımın çocuğu girmiş olduğu oyun sitesinden sürekli elmas almış 36 bin lira fatura. Babasının kredi kartına. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bununla atlatsak iyi. Ama şu anda toplumda biraz önce Sayın Valim yine ifade ettiler. Öyle güzel anlatıyor ki her yerden Sayın Valim'in sözleri çıkıyor. Narsiste kişilik. Evet. Artık o tuşlara hükmetme duygusunun verdiği aşırı özgüven. Hani tuşa basıyoruz, arıyor. Tuşla konuşuyoruz, yazdırıyoruz, video izliyoruz sürekli. Ki bu o kadar abartıldı ki artık geçen bir tanesi diyor ki hocam diyor, kitap okurken de yazıyı büyütmeye çalışıyorum diyor. Evet, o noktaya geldik. Dolayısıyla bu nesnenin sunmuş olduğu içeriklerin dışında manyetik etkileri de var. İşte bunun için sizler arkadaş mısınız? Telefonunuz var mı birbirinizde? Birinizi sahneye almam mümkün mü? Hanginiz geliyorsa? Evet. Topluluk önünde olma bazen fobi olabiliyor. Buyurun lütfen. Telefonunuzu da alsanız, telefonunuz var mı? Bağımlı olduğunuzu söylemiyorum zaten, onun testini yapmayacağım. Evet. Evet, siz onu alırken, arkadaşlar dijital nesneler biliş koordinasyonumuzu, kas koordinasyonunu bozuyor. Bu mini testi bunun için yapacağız. Hoş geldiniz. İsim neydi?
Meryem Gülay. Evet. Şimdi Meryem Hanım, şu telefonu şöyle koyalım. Mini bir test, çok zor değil. Bununla ilgili ispatlanmış bilimsel sonuçlar da var. Şöyle yapıyoruz. Geçmişten gelen bir şey var Meryem'de. Şimdi Meryem, şunu son elimize alalım. Bir 30 saniye ama bize 10 saniye bile yeter. Açma açma, hayır. Zaten konuşuyorsun, arkadaşın hep orada, yanındasın. Yok, ona bakmayacağım ben. Telefon çalıyor herhalde. Evet. Evet, çalıyor. Evet. Yeterli, yeterli. Tekrar açıyoruz. Meryem'in kolları aynı tavaya durdu. Bakalım bir fark var mı? Evet. Ne kadar fark var? Sağ kolda, sol kolda bir. Evet, Meryem, evet. Teşekkür ederim. Telefonunu da al. Kullanmadığın telefonu al. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yatarken telefonu yastığımın altına koyuyorum diyen var mı? Evet. Peki. Sürekli kulaklıkla konuşurum diyen ve çift kulaklık kullanan var mı? İyi. Beynini pişirmeye devam et. Güzel. Peki. Bazen kulaklık kullanıyorum diyen var mı? Var. O kulaklık bakteri miktarını 700 kat artırırken çift kulaklık kullandığınız zaman buradaki ses rezistallerini ucunu bozarak daha sonra işitme kayıplarına ulaştığı gibi beyinde de hücre yitimine zarar olduğu biliniyor. Değerli arkadaşlar, bu dünyada dijital nesnelerle sağlıklı dost, arkadaş gibi yaşamak zorundayız. Kirpiyi bilir misiniz? Kirpiyi kim biliyor kirpi? Kirpinin özelliği nedir? Hiç dokundunuz mu kirpiye? Kirpinin özelliği şu, kirpiyi alttan tutmak zorundasınız. Eğer üstten yandan tutarsanız kirpinin o dikenli tüyleri elimize batar. Dijital nesneler de artık kirpi gibi. Onu belli bir yerinden tutacaksınız zarar görmemek için. Anlatabiliyor muyum? 90 santimetre uyurken telefonu yanımızda tutarsak sıkıntılı. Beynimizde bilinç bulanıklığı yapıyor. Ertesi gün dikkat dağınıklığı ve buna bağlı sorunlar. Trafikte bilinç unutma, bellek problemleri yaşıyoruz. Aşırı bilgi yüküne bağlı, unutkanlıklar olduğu gibi tatminsiz şemalama işleminin beyinde yeterince sağlanamadığı için, beynimize tam oturmadığı için vicdani bir tatminsizlik. Bu da bizde kaygı oluşturuyor. Depresif, öfkeli ve dürtüsel bozukluk, sosyal izolasyon, kimlik sorunu yaşıyoruz ve iletişim sorunu. Dün 12. kattan iniyoruz, devlet dairesi. Asansör oldukça geniş. Herkes içeri. Binen telefon açıyor. Dedim ki gül bir sesle. Arkadaşlar dedim, ben dijital bağımlılıkla mücadele derneği başkanıyım ve bu alanda çalışan bir uzmanım. Neden telefona bakıyorsunuz asansöre girince? Normalde bir merhaba, selam ver değil mi? Hem de aynı kurumda çalışan arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, maalesef yalnızlaşıyoruz, yabancılaşıyoruz ve yozlaşıyoruz. Kültürel yönden yozlaşıyoruz. Yabancılaşma bağlamında bu dijital nesneye gereğinden fazla önem verdiğimiz zaman abartılı bir şekilde, coşkulu ve tutkulu bir şekilde serotonin ve dopamin hormonlarını tatmin etmek için sürekli bu nesnelerle maruz kalmak, evet, bizde ne oluşturuyor biliyor musunuz? Hayattan koparıyor. Haz ve hız odaklı bir yaşam biçimi, bu bağımlılık dediğimiz dijital teknolojinin doğru kullanılamamasından yanlış ve sorunlu dijital nesne kullanımına bağlı sıkıntılarımız var. Evet, sadece burada kalmıyor. Şu an 10 çiftten 7'si kısır. İnfertilite tedavisi görüyor. Erkeklerde testosteron hormonu.
cinsel hormonların doğru salgılanmasının maalesef engellendiği yönde burada bilimsel çalışmaları söyleyebilirim. İkincisi, beyin sağlığımız üzerinde özellikle uyku düzenini bozarak SAR değeri miktarı, ki bakınız kulaklıktan konuşurken ya da telefonu kulağa çok yaklaştırarak konuşurken her 4 dakikada bir beyin sıcaklık derecesini 1 derece artırıyor. Ve bununla ilgili kulak üzerinde çalışan, fareler üzerinde çalışan bir arkadaşımız bunu deklare edemedi maalesef bilimsel sonucunu. Çekindi. Ben olsam ederdim. Hocam dediği gibi deli biri lazım buna yani. Ben olsam ederdim. Edemedi. Farelerin kulaklarının piştiğini gördüm hocam dedi. 2 yıl bunun üzerine çalıştı. Dolayısıyla dijital teknolojiler nedenleri bağlamında geldiğimiz zaman bunun sorunlu kullanılmasının en büyük nedeni 1. İçinde bulunduğumuz tarihsel zaman. Şu anda zorunlu olarak dijital teknolojilerle iletişim kuruyoruz. Fakat ben burada küresel oligarşinin yaşam biçiminin dayattığı bir takım yönleri var. İşte biraz önce hocam bahsetti, tütünde, alkolde, madde bağımlılığında. Dolayısıyla toplum sağlığı ne kadar bozulursa o kadar kontrol edilmesi ve beraberinde de tüketim alışkanlıklarının bu kadar yaygınlaşması öneriliyor. Peki şu anda dijital nesnelerle veya dijital teknolojinin ortaya koymuş olduğu sonuçlar bağlamında. Bakınız, yeni neslin beyin yapısı değişiyor. Gelecek 50 yıl içerisinde bazı uzuvlarımızı kullanmama veya kullanamama sorunuyla karşılaşacağız. Örneğin yazma yetimizi şimdiden yitirmeye başladık. Biz gene bir şeyler yazıyoruz ama yeni nesil yazamıyor. Ve yine gelecekte her şeyin 5G, 6G, 7G gibi şu anda teknoloji transferinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir yerde elektromanyetik etkiye bağlı olarak yapılan bir deneyde onu görmüşsünüzdür. Bir ağaç 5G tarafına bakan kısmı sararıyor, kuruyor, diğer kısmı yeşil. Dolayısıyla manyetik etkisi, SAR değeri etkisi bağlamında dijital nesneleri kullanırken ergonomik davranmamız gerekiyor. Bunun için bilgisayarın başına otururken eğer zorunlu olarak kullanacaksanız, bağımlı değilseniz ki biz onu test ediyoruz. Başta sunucu arkadaşımız ifade etti. Dijital analiz diye bir teknikle yapay zeka olarak bilinçaltında test ediyoruz. Nedenlerini çıkarıyoruz, karşılaşabileceği riskleri ve çözüm önerilerini de sunuyoruz. Yani bugün 18 saat, 16 saat ekran karşısında kalır, kişi bağımlı olmaz ama 4 saat, 5 saat günlük telefona dokunur, bağımlı olabilir. Bu bağımlılığın birçok nedeni var. Aile yapısı, yaşam kültürü, düşünce biçimi, kişilik sorunları, işte psikolojik rahatsızlıklar, nörotik veya psikoz vesaire, depresyonda olma, antisosyal kişilikler, bunlar bağımlılığa aday ve parçalanmış aile çocukları, çatırdayan ve şiddete maruz kalan aile çocukları. Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre otoriteryan aile ikliminde yaşayan çocuklarda bağımlılık daha fazla. Bir de en düşük, yani rahat, relax aile ortamındaki çocuklarda bağımlılık daha çok görülüyor. Fakat burada diğer bileşenleri de dikkate almak gerekir. Şimdi bu nedenlerin dışında tabii okuldan kaynaklanan nedenlerimiz var. Son Covid'de yaşanan bizi ekrana tanıştırma, ekranla samimi olma alışkanlığının ötesinde bağımlılık oranı %13'ten %29'lara çıktı. Bugün 4 kişiden biri, dün bir yerde sözleşideydim. Hocam hep gençleri, çocuklara hedef veriyorsun. Evet, gençler kadar yaşlı, yetişkin nüfusumuzda şu an dijital nesnelere gömülmüş bir durumda. Şu an ben konuşurken bile hala dijital nesnelerden çıkamayan arkadaşlarımız var. Bunların evlilik hayatı, aile hayatı, iş performansı, öğrenme performansı, beyin ve düşünce yapısı, mutluluk düzeyi ve yaşamdan tatmin olma durumu da maalesef geriden gelecek veya giderek zarar görecek. Bunun için dijital nesneleri kontrollü kullanalım. Dijital diyet zamanı diyeceğiz artık. Diyet yapacağız bu konuda. Nesneleri eskiden olduğu gibi kullanıp bir yere koyacağız evimize. Birisi aradığı zaman arama ya bakma zamanları tayin edelim, sınırlandıralım. İkincisi, günlük plan yapalım. Hayatımızda en çok ne yapıyoruz? Bu konuda günlük telefona ne amaçla bakıyoruz?
hangi sitelere giriyoruz, müzik mi dinliyoruz ve vesaire, bunu nasıl yapıyoruz? Veya biriyle konuşuyorsak telefonu uzaktan açıp kulağımıza getirelim. Kulakta da belli bir mesafede olsun, yapıştırmayalım. Kapatırken uzakta kapatalım. Bilgisayar mı kullanıyoruz? Bilgisayar 70 santimetre uzakta ve boyut olarak, yükseklik olarak göz hizasında olsun. Bu şekilde yaparsanız ortopedik problemler başlıyor. Skoliyoz, boyun düzleşmesi ve diğer fibromiyajik tehditler ve sorunlar oluşturabiliyor. Ortopedik sorunların dışında göz problemleri. Dünya Sağlık Örgütü bugün miyopi salgının %50 civarında olduğu, özellikle gelişim dönemindeki çocuklar için. Bu çok önemli. Gelişim dönemindeki çocukların %50'si miyopi, göz kusuru ve gözler. Zaman ve mekan algımız bozulduğu için ekrana karşı gözlerin kasları fazla hareket etmeden aynı noktaya baktığı için bu yine göz kusurlarına sebebiyet veriyor. Onun için 20-20-20 kuralı uyguluyoruz. Bu ne demek? 20 dakikada bir uzağa, çok uzağa gözlerimizi bakarak dinlendiriyoruz. 2. Mutlaka yanımızda su bulunduruyoruz. 3. Dijital nesneleri kullandıktan sonra zaten duş alma, ılık duş alma gibi ya da bir kase doğal yoğurt yeme gibi bir tercihimiz olmalı. Diğer bir konu, o 20 dakika baktıktan sonra her 20 dakikada bir, en az 2 dakika bulunduğumuz yerde yürümeye çalışalım. Hareketsizlik beraberinde kan dolaşım sistemi, obezite ve son zamanlarda yaşanan emboli, atma, beyin fıtısı. Ki herkes işte aşıdır, şudur, budur bir şeyler diyorlar ama o bilimsel araştırmaya tabi tutulması gereken bir şey. Bence hareketsiz yaşamın da ekran karşısındaki süreyi 5 dakika gibi algılıyoruz ama algımız bozuldu. Bizim yaptığımız çalışmalara göre bu 2 saatlik bir zaman geçiyor ama 5 dakika gibi algılıyoruz. Maalesef böyle bir sorunumuz var. Onun için sonuç olarak şunu söylüyorum. Şimdi Ayhan Valim'in zili çalmadan. 1. Günlük hayatımızı planlayalım. Sabah kalktık, kahvaltımız vesaire. Diğer boş zamanları nasıl yönetiyoruz? Bu anlamda okuma alışkanlığımızı kazandırmak için evde okuma odamız ve mutlaka kitaplarımız olsun. Okumayla beyni zenginleştirebilir. Biraz önceki söylediğimiz beynin sinapsları, dendritleri yeni oluşturulan sinir hücreleriyle beraber unutma ve bellek sorunları, hatta Alzheimer'a kadar giden olumlu önleyici etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal ilişkiler, yüz yüze ilişkinin kıymetini, değerini bilmemiz gerekiyor. Dijital çağda dijitalizme ve her türlü küresel, kültürel dayatmalara karşı bir basınç altındayız. İnsanlar yalnızlaşırken işte orada başlıyor. Şimdi Zehra Hocam biliyordur, psikiyatrik problemlerin artış nedeni insanların yalnızlaşması. Eskiden dedikodu da olsa dertleşirken birbiriyle bir nevi deşarj oluyordu, rahatlıyordu. Telefonları arkadaşlar kullanım amacının dışında bir iletişim engeli olarak kullanmayalım. Durakta, otobüste herkesin elinde telefon. Benimle muhatap olma. İnsanlar eskiden çok mu muhatap oluyordu? Yok. 40 yıl önce telefonsuz varken, telefonsuzluk yaşarken, cep telefonu özellikle akıllı telefonlar, biz yine de ne yapıyorduk? Herkesi bulabiliyorduk. İstediğimiz kişiyle buluşabiliyorduk. Böyle bir sorun yoktu. Ama bir şeyin çoğaltılarak değersizleşmesi ve bunu bir kültürel yıkım aracı olarak görmemiz, her şeyin bolluğunun getirmiş olduğu bir enflasyon ki özellikle dijital nesnelerin içerik bağlamında sunmuş olduğu içerikler bana göre bir bilgi ve kirlilik olmanın ötesinde bir dijital mecra yöneticilerinin tasarladığı ve bizim beynimizi, hareket tarzımızı, tüketim alışkanlığımızı kullanmak için oluşturdukları bir düzenek. İşte bu nedenle değerli arkadaşlar, arkadaş ilişkileri ve doğa yürüyüşleri, doğayla mutlaka etkileşim halinde olalım. Olabiliyorsa, sağlık problemimiz yoksa evde bir kedi veya evcil hayvan besleme, kedi türü olabilir. Bu tabii ailelerin kendi değer yargılarına göre olabilecek bir şey, seçenek. Fakat kültürel ilişkilere, günlük yürüyüş, sportif etkinliklere de yönelmekte fayda var. Bu bağlamda kitap okumak, bol bol kitap okumak gerekir. Diğer sorularınız ve sorunlarınız olursa bana istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada, her yerde, dijital mecrada varız. Teşekkür ediyorum. Ayhan Valim de zili çaldı. Çok sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ediyoruz Tuncay Hocam. Tuncay Hocam, siz de
Teknoloji bağımlısı 14 kişi kaçırdınız salondan. Onlar bağımlı ki kaçtılar. Şimdi bir tanesi beyefendi kaçıyor. 4 kişi de giriş yaptı. O zaman hadi toplamı verelim, salon istatistiğimizi söyleyelim. Toplamda 76 kişi kaçtı, 44 kişi intikal etti. Diyeceksiniz ki kimi çıkanlar geri döndü, doğru. 32 firemiz var, 280 kişiyle başladık, 248 kişiyle tamamlıyoruz. Ama 2,5 saat tamam da burada olmasalardı okullarında görevde olacaklardı zaten. Görevli izin olarak buradalar. Zaten kaçanlar şimdi gitsinler cuma namazında affetsinler kendilerini. Bol dua etsinler. Şimdi zaman geçti. Tabii bu ortamda bulunmak çok zevkli. Mola vermiyoruz, bitiriyoruz. Ha, bitirin anlamında söylediniz. Tamam, siz artık çıkabilirsiniz. Sizi haneye yazmayacağız. Ama soru cevap varsa 3 soruyla sınırlı kalmak üzere sorularınızı alalım. Aksi takdirde vedalaşalım. Buyurun lütfen. Sadece soru sorun hanımefendi. Biz açıklama istemiyoruz. Bilgi istemiyoruz. Konuşulanların tanımını istemiyoruz. Açıklamasını istemiyoruz. Buradaki her bir kişi konusunda çok uzman insanlar. Direkt bir kelimeyle, bir cümleyle soru, iki cümleyle cevap. Buyurun lütfen. Ben Öznur. Tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederim böyle bir eğitim verdiğiniz için. Teknoloji hayatımızda olmaya devam edecek, görünen o ki. Şunu sormak istiyorum ben özellikle Mustafa hocama, Tuncay hocama. Şimdi 6 aylık bebeklerin yanında sigara içmiyoruz. Bağımlı olmasınlar, sigara onlara zarar vermesinler diye. Ama telefon onların eline rahatlıkla verip onların kullanmasını ve bağımlı olmalarını sağlıyoruz. Şimdi tıpkı sigara bağımlılığı gibi teknoloji de çocukların beyninde bağımlılık yapıyor ve geri dönülmez hasarlar yapıyor. Hal bu kadar zararlıyken sosyal mecralar da bu kadar ön plandayken, örneğin ben şunu sormak istiyorum. Çin'de TikTok yasaklandı biliyorsunuz ki. Rusya Instagram'ı terör ilan etti, terör listesine yazdırdı. Bizim ülkemizde bu mecralar insanlara bu kadar zarar veriyorken, milli ve manevi duygularımıza da bu kadar zarar veriyorken neden bürokratlar tarafından bir önlem alınıp bu mecraların yasaklanması, en azından 18 yaşına kadar yasaklanması yönünde bir girişim yok? Onu merak ediyorum. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Hanımefendi, neyse. Bak, kaç kişi kaçırttınız siz? Bizim hocalarımız o kadar başarılı olamadı. Dedim ki bir cümlelik soru. Doktora tez sunumunda olsaydınız kalmıştınız şimdi. Evet. Peki, soruya başladığınız zaman zaten ne soracağınızı anladım ben. Sorunuzun aslında iki türlü cevabı var. Birini vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim? Çünkü devlet politikalarını ilgilendiren başka bir boyutu var. Ama şu an ailelerimizin bilinçli olması gerekiyor. Her şeyden her şeyi devletten beklemeyelim. Her şeyi politikacılardan beklemeyelim. Toplum olarak dijital okur yazarlık nasıl araba kullanırken ehliyet alıyorsan gidip bununla ilgili hangi siteler, telefonun sar değeri miktarı, eve yaymış olduğu radyasyon. Çocuklara bir kere 3 yaşına kadar bebeklere telefon verdiğiniz zaman çocuğun bu sürecin ötesinde 10-12 yaşına kadar yemek yerken sürekli telefon kullanma alışkanlığını da tetikliyorsunuz. Bu da çocuğun yeme ve damak zevkini bozduğu için ileride yemek yeme biçiminde ve yemek yeme sağlığında da bozukluklar ulaşacak. Bunun dışında zaten görsel problemler, düşünce, kelime haznesinin gelişmesi, limbik sistemde olumsuzluklar da oluşturacağı için bu süreyi lütfen artık biz bireysel olarak takip etmek, her şeyi devletten beklememek ve kendi kendimize araştırıp okuyup gereğini yapmak gerekir. Bununla ilgili dijital mecralarda kitaplarımız, bilinçlendirme konferanslarımız hepsi var. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Sosyal medyayı amaç ve araç olarak kullanıyoruz. Fakat amacımıza ulaşmak için kullanıyoruz, onun altını çizeyim. Bunu bir fırsata dönüştürüyoruz biz. Bundan uzaklaşmıyoruz ama doğru ve sağlıklı kullanıyoruz. Salata yaparken mutfak bıçağına dikkat etmezsen ne yapar? Elini keser. Aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Tuncay Hocam. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Dijital bağımlılıkla mücadelede çocuklarımızla kriz yaşamadan en sağlıklı nasıl baş edebiliriz? Güzel.
Öncelikle rol model olarak kendinizi sorgulayın. Çocuklarla eğer mücadele etmek istiyorsanız kendi rollerinizi sorgulayın. İki, ev içi kuralları oluştururken o kuralların oluşumuna çocukları da dahil ediyoruz. Onun da görüşünü alıyoruz. Malı hırsıza teslim edeceğiz yani. Üç, çocukların eline dijital nesne verirken sorumlu, sınırlı vermeliyiz. Hepten yoksunluk sendromu oluşturmama adına. Küçük yaştan itibaren yarım saat, yani bu 8-10 yaşındaki çocuk için söylüyorum. 1-1,5 saat ekran karşısında geçirmesin. Hoca işte anneciğim ödevim var vesaire diyebilir. Çocuklar bahane bulabilir ve fırıncı kedisi gibi ekran karşısından ayrılmak istemeyebilir. Bunun için kuralları koyuyoruz. İki, çocuğa bir de alternatif yaşam olanakları sunalım. Yani çocuğa evet bir şey alma diyorsun ama 20. katta çocuk ne yapacak? Kitap okuyor, sıkılıyor. Kendince oynuyor, sıkılıyor. Dijital deryalar diyebileceğimiz bu dünyada kaybolma ihtimali var. Bunun için akraba ziyaretleri, yüz yüze iletişim, toplantı saatleri, evde sohbet saatleri, kitap okuma ve geleneksel oyunlar gibi oyunları ailece çocukla zaman geçirmek için kullanalım. Doğayla, sporla, etkinlikleri de, baba rol modeli de burada karşımıza çıkıyor. Bu şekilde çocuklara direkt ona... Yani telefona yöneleceği fırsat vermeme adına böyle bir zaman oluşturmama adına dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Son soru varsa alabiliriz galiba. Var mı? Evet, soru yok. Bütün konular anlaşılmış. Ben şu anda burada bulunanlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Eskiden böyleydi. Kadim kültürümüzde mutlak surette böyleydi. Kapıdan çıkan beyefendi duyamayacak. Ama şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. İki gün önce ben kız anadan öğrenir sofra düzmeyi. Oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. İki tane çankırı varmış burada. Evet, onlar bildiler. Şimdi bu cinsiyetçi bir vurgulama falan değil. Bazıları der ki hani kıza kadına sofra düzmeyi mi uygun gördünüz? Öyle bir şey değil bu. Terbiye, eğitim anneden alınır toplumumuzda. Rol model de babadır. Dolayısıyla kadim kültürümüzde de öyledir. Protokolde de öyledir. Sizler bunu bilen insanlarsınız. İçselleştiren, yaşamsal kılan insanlarsınız. Sizi tebrik ve teşekkür ediyoruz. Biz kültürümüzde biliyoruz ki büyük, buradaki konuşmacılar yani, kalkmadan salon terk edilmez. Siz buna uyduğunuz için ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Evet, müsaadenizle ben oturumumuzu kapatmak istiyorum. Geldiğiniz için, bizim katkılarımızı çoğalttığınız için, bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, panelimize katılan ve çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşan değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına düzenlemiş olduğumuz teşekkür belgelerini kendilerine takdim etmek üzere Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Kadirhan Sunguroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Doktor Ayhan Özkan. Profesör Doktor Sayın Zehra Arıkan. Profesör Doktor Sayın Koker Ergider. Profesör Doktor Sayın Tuncay Dilci.